Kahramanmaraş'ın en çok kar alan ilçesi Göksun'da kar yağışı hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi kar nedeniyle elektrik direklerinin telleri sarkmaya başladı. 24 saattir ilçeye elektrik verilmediği için vatandaşlar zor durumda kalıyor. Evet, elektriklerimiz yok. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Yollarımız kapalıydı. Sağ olsun belediye başkanı açtı. 3 hastamız var. Bir hamile gelinimiz var. Yani mağduruk şu anda. Yine sağ olsunlar yollarımız açıldı. Elektriklerimizin de ne zaman geleceğini öğrenmek istiyoruz başkanlarımızdan. Elektrik olmadığı için zor şartlarda mı zaman geçiyor? Zor şartlarda geçiyor. 3 tane annem 75 yaşında. 2 de abim var %90 özürlü. Zor şartlarda geçiyor. Onların çamaşırı, bulaşıkları. Yani zor şartlar. Eskiye döndük. Elimizde yük yok kalan her şeyi. Şimdi malumunuz olduğu üzere Göksun ilçemiz Kahramanmaraş'ın en yoğun kar alan ilçesi. 3 günden beri aralıksız devam eden kar yağışı neticesinde bir takım olumsuzluklar oldu. Biz kar mücadelesine büyükşehir belediye ekipleri, Göksun belediye ekipleri ve diğer kamu kurumlarının makinalarıyla birlikte kar mücadelesine devam ediyoruz. Tabii bunu AKOM diye bir takip sistemimiz var. AKOM tarafından koordinasyonu yapılıp çalışmalarda bu kapsamda devam ediliyor. Bizim araçlarımız olsun, büyükşehirin araçları olsun, karayolların araçları olsun bütün hızla 7/24 3 günden bu yana çalışmakta. Kar yoğun bir şekilde devam ediyor. Dün akşam biraz kesilmişti ama bugün yine görüyorsunuz yağış devam ediyor. Biz inşallah devletimizin gücünüz milletimize hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Bakalım ne olacak bilmiyoruz ama tabii yağış devam ediyor. Yağış devam etse de biz çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Başkanım elektrikler yok. 24 saat olduğu söyleniyor. Tabii yolla birlikte elektrikler 24 saati de geçti şu anda. Onunla ilgili de çok büyük bir karkış olmasından dolayı elektrikte iletim hatlarında sıkıntılar oldu. Taşıyıcı direklerde sıkıntılar oldu. Gerek AKEDAŞ olsun gerek TEİAŞ olsun bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Hatta yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yetkililerden şu anda diğer illerden takviye kuvvetlerin geldiğini, kar araçlarının yolda geliyor olduğunu öğrendik. En kısa sürede elektrikle Göksun'umuzu kavuşturmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tabii elektrik yoldan da daha önemli hale geldi ki insanlar artık konutlarda elektrik vasıtasıyla ısınıyor. Kaloriferler elektrik olmazsa çalışmıyor. Hakikaten çok sıkıntılı bir süreç olduğunu söylemek gerekir. Fakat inşallah en kısa sürede normale döneceğiz. Bir şey var. 3 günden beri kar devamlı yağdığı için zaman zaman açılıyor, kapanıyor. Geri arkasından kapanıyor. Bütün makineler yerde. Şu anda 20'nin üzerinde makine var alanda. Hiç durmaksızın gece gündüz devam ediyor çalışmaya. Kapanıyor, açılıyor, tekrar kapanıyor. Fakat çalışmada süreklilik olduğu için öyle ciddi bir şey Allah'a şükür bugüne kadar can kaybımız veya çok ağır hasarlı bir durum olmadı. İnsanlarla alakalı ciddi bir olumsuzluğumuz olmadı. Çalışıyoruz. Aslında olanlarla ya da orada ihtiyaç durumunda size... Onlarda hiç sorun yok biliyoruz. Kırsal mahallelerde yaşamlarını elektrik desteğine bağlı olarak yürüten hastalarımızın olduğu mevcut. Bunlarla ilgili gerekli önlemler alındı. Hastanemize intikalleri sağlanıyor. Gerekirse jeneratör, arkadaş tarafından da jeneratör temini yapılmak suretiyle bu tür hastaların sağlık imkanlarının sürdürülebilirliği sağlanıyor.